Evet, önemli tabii. 24 Temmuz şimdi mahkemede savunma yaparken de aslında savunmamızın bir parçasını oluşturuyordu bu. Özellikle de Türkiye'de basının ortaya çıkış hali, gazeteciliğin ortaya çıkış hali biraz tarihçesini ele alan bir işte, metin olmuştu bizimkisi. Osmanlı sürecinden ele aldığımızda gazetecilik devlet güdümünde ortaya çıkan bir karaktere sahip. Sonra işte devlet güdümünde ortaya çıkıp devletin isteği doğrultusunda işte o dönem Osmanlı Devleti, sonra Cumhuriyet'e geldiğimizde aynı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte özellikle 32 yıllık Abdülhamit dönemi bu açıdan çok fazla hem örnek verilir hem bilinen bir süreçtir. Abdülhamid'in o istibdat rejimi, düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamen askıya alan bugünkü AKP dönemini neredeyse bir kopyası şeklinde yansıtabileceğimiz bir süreç var. Ve bu Türkiye'de gazeteciliğin kendini var etmesi açısından çok önemli bir süreç. Elbette ki aradan geçen bunca zaman, neredeyse işte 200 yıllık bir süreçte çok fazla bir şey değişmedi. Yani o devlet güdümünde var olan basın sonrasında hep böyle bu şekilde devam etti. Hatta Türkiye'deki gazeteciliğin karakterini oluşturan bir yapısı vardı. Bugüne baktığımızda neredeyse o 200 yıl, yani 180 yıllık sürecin aynısını yaşıyormuşuz gibi bir hal söz konusu. Özellikle de son 130 yıllık işte Abdülhamit iktidarından sonraki süreci ele aldığımızda neredeyse gazeteciliğin bugün yaşananlar o günün bir kopyası olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan çok fazla bir şey değişti diyemeyiz ama şu da bir gerçek ki sürekli olarak buna karşı bir özgür gazeteciliği yaratmaya dönük bir çaba da söz konusuydu. Nitekim işte 1909'lardan bahsediyoruz. İlk gazeteci cinayetlerinden bahsediyoruz. O süreçte 3 tane gazeteci öldürüyor. Hasan Fehmi, Hasan Tahsin yine. Bunların öldürülmesiyle anlıyoruz ki aslında gazetecilere dönük gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli bir baskı hali söz konusu ama buna karşı bir direniş de var. Buna karşı koyuş da var. Kendini var etme, gazeteciliği var etme çabası da söz konusu. Elbette ki buna en iyi örnek olarak gösterebileceğimiz son 40 yıllık mücadele, Kürtlerin mücadele süreciyle birlikte Kürt basını, Kürt medyası, Kürt gazeteciliği ve özgür basın diye formüle ettiğimiz genel anlamıyla Türkiye'deki gazetecilik bunun en çarpıcı örneği. Gerçekten kendini var etmek için, yeni bir gazeteciliğe yeni bir form kazandırmak için, yeni bir karakter oluşturmak için çok büyük bir çaba söz konusu bu noktada. Her ne kadar işte Türkiye'de gazeteciliğin karakterinin sansür ve devlet gazeteciliği olarak karakterize olduğunu söylüyorsak da Kürt basını da karakterini işte sürgünde, hep sürgünde yapılan bir gazetecilik ve baskıya karşı direniş olarak formüle edebiliriz. Kürt basının, özgür basının da böylesi bir özelliği var. Bu açıdan önemli aslında. Şunu söyleyebiliriz ki bu son yıllarda, özellikle 90'lı yıllarda özgür basının biraz daha serpilip açıldığı, işte gazeteleriyle, dergileriyle biraz daha varlığını artık ispat eder hale geldiği süreçte yaşadıkları
Kürt gazeteciliği o açısından bir gelenek oluşturdu. Biz buna özgür basın geleneği diyoruz. İşte Apay Musalardan, Cengiz Altunlardan, Hafız Akdemirlerden alınan bir miras olarak bakıyoruz buna. Onların şehadeti, onların katledilmesi Kürt basınına bir direnç kazandırdı. Onların mücadelesi bu direncin mihenk taşıydı. Ayrıca yani bugünlere gelinmesini de sağlayan yegane mücadele biçimiydi. Her zaman söylüyoruz işte gerek Osmanlı döneminde olsun gerek Cumhuriyet döneminde olsun gazeteler bir şekilde tekzip edilip sansür edilip yasaklanırdı ama Kürt gazeteciler açısından tekzip kurşunla yapılıyordu. Yani mahkeme kararıyla değil. Kurşunla tekzip diyorduk biz buna ve arkadaşlarımız sokak ortasında katledildiler, bedelini canlarıyla ödediler. Bunu var etmenin bedelini, gazeteciliği ayakta tutmanın, onurunu korumanın bedelini canlarıyla ödediler. Elbette ki bu bedel bu 40 yıllık süreç içerisinde ya da son 30 yıllık süreç içerisinde çokça yaşandı, çokça tekrarlandı. Sonraki yıllar işte bu 30 yıllık sürecin 20 yılı, 21 yılını AKP süreci olarak ele alıyoruz. Bu süreçte de yine özgür basın çokça bedel ödedi. Yine gazeteci arkadaşlarımız gerek katledilenleri dile getirebiliriz ama hiçbir zaman sesini kısmadı, durmadı. Her ne kadar işte davalarla, soruşturmalarla engellenmeye çalışılsa da işte cezaevlerinde çok sayıda gazeteciden her zaman bahsederiz. Buna rağmen işte onların kalemi yerde kalmadı. Ardılları her zaman bu mücadeleyi sürdürdüler. Bu açıdan diyebiliriz ki önemli bir süreçti bu. Ve basın özgürlüğünün geldiği nokta açısından da bu böyleydi. Bu direnişi biraz da böyle görmek gerekiyor. Yani gazeteciliğin direnişi olarak görmek gerekiyor. Çünkü yapılmak istenen burada tamamen yok etmek. Bu alanda var olan hem özgürlük alanını yok etmek hem yürütülen çalışmaları bir bütünen ortadan kaldırmak. Nitekim son bir yıllık süreçte bizim yaşadığımız da buydu. Sadece bizi alandan uzaklaştırmak istemiyorlardı. Ayrıca kurumlarımızı da etkisizleştirip gazetecilik yapılamaz hale getirmeye çalışılıyordu. Ama işte biz içeri girdik, dışarıda kalan arkadaşlarımız bunun öyle olmasına izin vermediler. Bu çalışma hep de devam etti diyebiliriz. Yani.